Evet, Hasan Hüseyin öğretici. Evet, buyurun Hoş benim. Geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Hasan Hüseyin öğretici bey? Bey, iyiyiz elhamdülillah. Siz nasılsınız? İyiyim, sizi biz olduk bak hemen. Kamera karşısında böyle oldu. Nasılsın, nasıl, iyi misin? Hamdolsun abi, yormaya çalışıyorsun sen? Elhamdülillah, iyiyim ben de. Hoş geldin İbrahim Oymak. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın kardeşim, iyi misin? Elhamdülillah, iyi olmaya çalışıyoruz. Arkandan şöyle böyle dediler abiler. Kardeşler. Doğru söylemişlerdir. Abimse kardeşimse doğrudur. Ömer Muhammed. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Ömer nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın abi? Ben de iyiyim Ömer. Yakışıklı olmuşsun Ömer. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk abi. Nasılsın Ömer, iyi misin? Allah razı olsun, iyiyim. Sen nasılsın abi? Ben de iyiyim Ömer. Evet. Mazlum abi hoş geldin. Hoş bulduk. Tahir'i. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi sen herkese sordun. Evet. Ben sana sordum. Sıra bende. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi diğer arkadaşların hiçbirinin haberi yoktu sorudan. Yani soruları bilmiyorlardı. Buraya oturduklarında ilk duydular. Ona göre tepkilerini vermişlerdi. Şimdi ben soruları bildiğim için ve sorduğum için kafamda cevapları tasarlamış olabilirim. Yani biraz samimi olmayabilir, hakkınızı helal edin şimdiden ama olabildiğince samimi olmaya çalışacağım. Sığınağın birlikte neler olup bittiğini anlatacağım herkese. Evet hocam, selamünaleyküm. Evet. Aleykümselam. Hocam, şimdi yeni bir konseptle beraberiz. Evet. Şimdi bu konseptte ben size soru soracağım. Siz de atıyorum en sevdiği renk diye soru soracağım. Siz de oradan bir kağıt çekeceksiniz. Tamam. Hasan Hüseyin öğretici çıktı. Hasan Hüseyin öğreticinin en sevdiği renki söyleyeceksiniz. Yani onun üzerinden soruyu cevaplayacaksınız. Kağıt çekiyorsun. Evet. Kim çıktıysa ona göre cevap veriyorsun. Tamam. Bir şeye göre. Tamam. Kağıdı da masanın üzerine bırakırsan sevinirim. İbrahim, onun en çok beğendiğin karakteristik özelliği nedir? Evet. Harbi heyecanlı lan, kimden? Kendin çıkıyor musun? Evet. İnşallah Rıdvan çıkar. İşinde disiplinli olması, Mazlum Doğan. Bir de gerçekten sevdiği insanlara değer veriyor. Bu özelliklerini seviyorum. Davayı, İslam'ı düşünen bir kardeşimiz. Oo, Nesip Şahin. Nesip Şahin, hakperest olması. Yani bir işin, Nesip için en önemli noktası Kur'an'a, sünnete gerçekten uyuyor mu, uymuyor mu? Nesip buna çok önem veriyor. Yani oraları çok önemsiyor. Tabii ki çok önemli ama hizmette Allah korusun lakaytlık gibi bir hastalık var. Böyle manacete Nesip'te bu yok yani. Çok hakperesttir Nesip. Ve Rıdvan Göçer. Rıdvan'ın en çok sevdiğin karakteristik özelliği nedir? Rıdvan'ın en sevdiğim karakteristik özelliği nedir? Ya kardeşimin bütün özelliklerini çok severim ama en çok sevdiğim hangisidir? Ekibi sahiplenmesi. Bir sıkıntımız, bir derdimiz olduğunda onunla dertleniyor elhamdülillah. Hasan Hüseyin öğretici. En sevdiğim karakter. Hiçbir özelliğini sevmiyorsan abi. Dersime inanmayın. Misafirlerle ilgilenmesi çok iyi Hasan abi. O noktada oturup yani saatlerce bir insanla konuşabilir yani, hiç şey yapma, sıkılmadan. Öyle bir özelliği var yani. O özelliği çok güzel yani. Bence Ahmet abi. Evet. Ahmet daha İpek. Ahmet daha İpek. Ahmet abinin en sevdiğim karakteristik özelliği değil mi? Evet. Ahmet abinin her türlü halini seviyorum zaten. Kendisi öz abim ya gibidir. Ya herkes dört dörtlük olmaz İbrahim. Yani dört dörtlük olmasa da dört düşlüktür yani. Kesinlikle Ahmet abinin şu özelliğini seviyorum. İnsanlara karşı çok anlayışlı ve senin de mesela yaşadığın haleti kendi üzerine alabiliyor. Kendisi de onu yaşamış gibi seninle dertleniyor. Mesela benim bu hizmete giriş sebeplerinden bir tanesi budur belki. Benim derdimle dertlendiği için ben de buraya tutunmak istedim. Buradaki insanlarla biraz daha muhabbetimi arttırdım. O yüzden Ahmet abinin bu özelliğini çok seviyorum yani. Kim o? Rıdvan abi. Hem beleş şakacı hem ciddi. Aynı anda ikisi bir arada. Onun dengesini iyi sağlıyor yani. He. Onu seviyorsun. Ha, öyle olmasını seviyorum. Yani tam şarjı da değil, çok ciddi değil. Ben orta. Ben çıktım. İbrahim Oymak.
İbrahim'in en çok sevdiğim karakteristik özelliği İbrahim herkesle anlaşabilmesini, o uyumluluğu ve o iyi kalpliliğini gerçekten çok seviyorum, yani halimliğini. Gerçekten o kısım, o karakteristik özelliği cüssesine rağmen yani gayet hoşuma gidiyor, yani güzel İbrahim kardeşim. O zaman bir kişi de ben belirleyeyim hocam. Onun tamam. En sevdiğiniz karakteristik özelliğini söyleyin. İbrahim mesela, İbrahim'in en sevdiği karakteristik. İbrahim çok duygusal ve sadık. Mesela İbrahim çok cüsselidir, iri ama çok böyle duygusaldır. King Kong, Hulk diyorsun adama ama iri, güçlü duruyor ama çok çok naif. Gerçekten çok kırılgan bir kalbi var ve çok sadık bir adam. Ömer'in en sevdiği karakteristik özelliği. Ömer'in en çok sevdiğim. Ömer çok kolay bir şekilde özür dileyebiliyor. Hatasını çabuk kabul etmiyor ama hatasını fark edince de güzel bir şekilde onu telafi edebiliyor. Gelip özür dileyebiliyor, şey yapabiliyor. Tamam. En çok sevdiğim karakteristik özelliği. İçsel olmaya çalışması. Aynen, en pozitif, derinsel bir adam olmaya, yani daha çok ihlas elde etmek için o ettiği mücadele benim hoşuma gidiyor açıkçası. Peki Ahmet abi? Ahmet abinin en çok insana değer vermesi ya. İnsana gerçekten değer veriyor. Ömer'in en çok sevdiğin karakteristik ne? Ömer'in hırslı olmasını seviyorum. Bazen böyle hırs yapıyor. Hani onu ilk PlayStation maçlarında görmüştüm, böyle hırslanıyordu, şey yapıyordu. Şimdi mesela hizmette video kestiği zaman o gayreti, o hırsı, hadi yapabiliriz. Yani yaşı küçük olmasına rağmen o hırsını seviyorum Ömer'in. O kısmı gerçekten güzel. Elhamdülillah. Peki Hasan abinin en çok sevdiğin özelliği? Bana böyle gelip yanıma oturması, nasılsın Ömer falan, öyle sarması falan. Seninle muhabbet etmesini seviyorum. Seninle muhabbet etmesini. Peki Rıdvan'a? Rıdvan abi kesinlikle tam dost bir insan. Çünkü dost yarı yolda bırakmaz. Yani yola çıksan yarı yolda bırakmaz bir insan. O yüzden Allah razı olsun ondan. Diğer soruya geçelim. Daire içerisinde onun en sevdiği ve en sevmediği hareket nedir? Ha, çekeceğim. Onun en sevdiği hareket ve aynen, sevmediği hareket. Aynen. Bismillah. Ve hareket ve en sevmediği hareket mi? En sevdiği hareket, sevmediği hareket. Ona göre. Sevdiği hareket, sevdiği hareket şu. Onun en sevdiği ve sevmediği hareket nedir? Şu Rıdvan'ı bir çekebilseydim. Rıdvan'ın... Ben geldim. Kendimi mi yapacağım? Onu ben yapayım mı? Bunu atayım, bir daha çekeyim. Şu ben kendimi ayırayım. En sevdiğim, en sevmediğim. Ben söylemek istemiyorum, size bırakacağım bunu. Hasan Hüseyin öğretici. Yani Hasan'ın en sevdiği şey aslında bizim bir vizyon sahibi olmamız. Hasan böyle büyük işlere yönelik, güçlü, kuvvetli, büyük projeler yapmamızı çok beğeniyor. En sevmediği işte herhalde şahsım halinde yalnız hissetmek. Şahsım halinde yalnız kalmak istemez yani. Kendini yalnız hissettiği zaman morali bozuyor. Yani yalnız hissettiği zaman bozuluyor. Bir de böyle hani o saygı noktasında ilgilendiği kişilerden gördüğü vefasızlık mı diyeyim, saygısızlık onu çok yıpratıyor. Ya arkadaş, bizim Ömer'le ne alıp veremediğimiz var. Ömer çıktı. Ömer en çok oyun oynamaktan özel. Doğru. Peki en sevmediği? En sevmediği? Oyun oynayamamak. Yok, oyun oynayamamak da. Ömer'in en sevmediği? Ömer sabah uyandırmam. Uykudan uyandırmamı hiç sevmiyor. Bana gıcık oluyor. Ömer. Uykuyu çok seviyor Ömer. Uykusunun bölünmesine de çok sinirleniyor, şey yapıyor. Yani. Bu arada Nesip Şahin. Nesip Şahin'in sevdiği hareket, onun için bir şeyler yapmak onun hoşuna gider. Onun hoşuna gider, anladım. Peki sevmediği şey ne? Sevmediği şey de kesinlikle dediğim gibi insanın en kötü hasleti budur belki, enaniyet. Ona karşı enaniyet yapmak. Enaniyetli davranmak sevmediği harekettir bence. Ahmet Taha İpek. En sevdiği, daire içinde görmek istediği özellik kardeşlerin mutlu olması. En sevmediği ise kardeşlerin mutsuz olması. Buna önem veriyor. Evet, buna gerçekten önem veriyor. Hem de konumu gereği buna çok özen gösteriyor. Ama gerçekten güzel bir teşhis. Ahmet abi buna çok özen gösteriyor. Etkileniyor da mesela. Tabii. Mutsuz gördüğü zaman bizi, moralimiz bozuk gördüğü zaman etkileniyor. Yani onu çözmeye çalışıyor. Neden morali bozuk, neden mutsuz? Evet. Ben diyorum bu kadar dertten mi ama? Sen biraz şeysin. Yani odun erkekler var ya. Yok, radikal bir erkeğim ondan. Yok ama gerçekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliği yani. O noktada meziyetinle övünüyorum hocam.
Mazlum hocam sizlerden de övünüyoruz ya. İbrahim'cılık. İbrahim abinin en sevdiği hareket ne mesela? En saygısız zorla düşünüyorum. Saygı ve saygısızlık şeyine dikkat etmeyin. Bundan göçer. Rıdvan, sen istersen dışarı çık. Şimdi Rıdvan'ın en sevdiği hareket, Rıdvan en sevdiği şey hareket hizmet yapmak. Rıdvan'ın en sevdiği şey yani hizmet. Yani boş durmayı sevmiyor. Yani bir hizmet olsun, şey olsun, yardırayım, geçeyim, gideyim diyor. Mesela o huyu, o şeyi mesela onu çok seviyor. Hizmet yapmayı çok seviyor. Bir de risale okumalarını çok seviyor. Rıdvan mesela herkes bu daire içinde herkes bir seviyor ama Rıdvan böyle daha çok risalelere önem veriyor ve daha çok seviyor onu. En sevmediği şey de bir ortamda kendisinden bahsedilmesinden hoşlanmıyor mesela. Bir ortam olsun hani Rıdvan böyle Rıdvan şöyle hani iltifat anlamında da onunla hani dalga tutma anlamında da sevmiyor Rıdvan bunu. Ortam içinde kendisinden bahsedilmesini sevmiyor ve bazen duymamazlıktan geliyor böyle Rıdvan'dan konuşuyoruz ama hiç bakmıyor yani bize. Yani dediğim gibi hizmeti ve risaleleri çok seviyor. Bir ortamda da kendisinden bahsedilmesinden hoşlanmıyor Rıdvan. Daha çok şey anlatabilirdim ama ben ona gizli anlatırım. Bu meseleyi burada kısa kesin. Evet. Joker adamımız var mı? Joker adamımız Rıdvan olsun. Rıdvan'ın en sevdiği şey hizmette çok sistemli bir şekilde hareket etmemiz. Rıdvan böyle hizmette çok sistemli böyle düzenli, gayretli, herkesin böyle vazifesinde koşması Rıdvan'ı çok mutlu ediyor. Böyle acayip şevklendiriyor. Dinamik hizmet anlayışı var. En sevmediği şey de böyle özellikle buradaki hizmete örnek veriyorum. Şu hizmetin bir parçası değil mi? Buna gereken değerin gösterilmemesi Rıdvan'ı çok sinirlendiriyor. İbrahim'in en çok sevdiği şey hangisini söylesem ya? En çok sevdiği arasında kararsız kalıyor. Şimdi birçok şeyi seviyor ama hangisini daha ön planda? İbrahim uhuvveti çok seviyor mesela. Ya biraz içine kapanık bir kardeşimiz ama uhuvvet ortamlarını falan böyle çok sever yani. Sevmediği yani birden fazla iş varsa İbrahim'in kafasında bir yandan efekt geçmesi lazım, bir yandan başka bir şey. İbrahim'i biraz baga sokuyor. İbrahim onu sevmez mesela. Peki Joker bir istiyoruz. Ömer'in sevmediği hareket, sevdiği hareket şu. Ömer'e muhabbet besleyeceksin. Çünkü Ömer böyle biraz daha yokluk içinde büyümüş birisi. Yani çok ortam görmemiş. O yüzden Ömer'e biraz daha muhabbet, onun hoşuna gidecek şeyler vermek. Ömer'in hoşuna gider. İkinci olarak da şu, sözünün kesilmesi. Onun sözünün dinlenmemesidir. Sevmediği hareket de budur. Nesip abi mesela bu konuda en sevdiği ve sevmediği hareket ne? Nesip abi işte belki daha iyi gitmesini seviyor. Yani daha iyi yürüsün. Öyle düşünüyorum. Hizmetin iyiliğini düşünmesini seviyorsun. Daha güzel, daha iyi gitmesini. Peki ne sevmediği huyunu mesela? Bir şeyin aksaması belki. Hizmetin aksamasını da sevmiyor. Hiç böyle proje aksadı falan. Proje bozuldu. Peki İbrahim'in? İbrahim karşı tarafın kendisine karşı samimi olmasını çok şey yapıyor. Seviyor. İstiyor. Sevmediği İbrahim israfı hiç sevmiyor. Joker bir isim söyleyeyim arasında. Hasan abinin en çok sevdiği ve sevmediği hareket. Yani Hasan abinin en sevdiği şey çok bilgisi var aklında ve bu bilgiyi başkasına aktarmayı çok seviyor. En sevmediği hareket de yani hizmet içinde, daire içinde ve şahsı manevide kendini yalnız hissettiği zaman ondan hoşlanmıyor mesela. Onu sevmiyor. Diğer soruya geçelim. Evet. Aranızda bir problem olduğu zaman nasıl düzeltiyorsunuz? Ya da nasıl düzeltiyorsunuz onunla? Aranda bir problem var. Tamam. Nasıl düzeltiyorsun onu? Kim? Düzeltemiyorum. Yok ya elhamdülillah. Ekipte öyle bir problemimiz yok. Bak. Aranızda bir problem olduğu zaman aranızı nasıl düzeltiyorsunuz? Açıyorum. Ben.
Rıdvan Göçer. Yine Rıdvan geldi. Yani Rıdvan şöyle, dolaylı hani bu iyi aile babası var ya, çok sevdiğini söyleyemeyen ama emekleriyle sevdiğini gösteren bir adam Rıdvan. Böyle seni seviyorum demekte zorlanıyor, bugün alıştırdık. Ama yaptıklarıyla sevdiğini gösterir. Mesela donuktur o noktada sevgi cümlelerine. Ama sen Rıdvan'ın o noktada zor anında böyle o sana adım atmaz. İşte gel kardeşim Rıdvan konuşalım, oturalım. Ne oldu, canın ne sıktı deyip, bir de umumun içinde de değil. Böyle herkesin içinde ne oldu falan desen olmaz yani. Tek gel odaya çekeceksin. Ne oldu kardeşim, canın ne sıktı dersen Rıdvan iyi olur yani. Teselli almak istemez gibi görünür. Güçlü olur. Güçlü, yıkılmaz. Rıdvan yıkılır mı ya? Rıdvan hizmetten düşmez ya. Ama böyle tek bireysel teselli almayı çok seviyor yani. İstiyor, bekliyor. Adım atmıyor ama bekliyor. Bireysel teselli vereceksin Rıdvan'a. Bak burada kim var? Mazlum Doğan'la aramızda bir problem olduğunda ne yapıyoruz? Mazlum Doğan'la aramızda bir problem oldu mu hiç ya? Olmadı herhalde ya, oldu mu? Şimdi bundan sonra yeri. Bir problem olursa genellikle aslında şans üzerinde ekipçe en ufak bir şey olsa bile, atıyorum bir sözünü alınsam ya da bir şeye takılsam hemen gidip onunla konuşmayı tercih ederiz. Ya ekipçe bunu yapmaya çalışıyoruz elhamdülillah. Kim ne olursa olsun gidip hemen kardeşimize, işte kardeşim ben senin bu söylediğin söze alındım, işte bu benim zoruma gitti ya da bu hoşuma gitmedi gibi. Ya iletişim, direkt iletişime geçip onu içimize atıp ukde kalmasını, şeytanın onu yani şişirip içimizde büyütmesini, suizana ya da vesveselere döndürmesini engellemek için hemen iletişimle kardeşimizle onu konuşmaya çalışıyoruz. Ki elhamdülillah mazlum değil, seninle de bir şeyimiz hiç olmadı herhalde elhamdülillah. İnşallah olmaz. İnşallah olmaz. Rıdvan Göçer. Rıdvan'a biraz hard ya. Hard bir şekilde ona yaklaşmaya çalışıyor. Vay Rıdvan abim falan, sarılıp şey yapmak falan. Seviyor yani, o öyle olunca yumuşuyor yani. Şey aynen yapıyor yani. O şeyden anlıyor, kavgadan anlıyor. Ve ben kendimle çok sorumlu bir insanım. Kendimle harbiden çok sorunlu insanım. Ben kendimi çok karamsarlığa atıyorum. Bazı sorunlar çok içime atıyorum. Nasıl düzeltiyorsun mesela kendini? Yani düzeltmeye ihtiyacı duymuyorum. Belki ondan lezzet alıyor olabilirim. O nefsin olabilir. Aynen nefsimdir. Ama ben kesinlikle şunu görüyorum. Allah'ı tanırsam, Allah'a muhabbetimi arttırırsam orada mesela imtihandan sıyrılabiliyorum. Ama diğer türlü kendim hallederim, ben yaparım deyince o işin altında eziliyorum. Aslan Hüseyin öğretici. Daha çok konuşmakla ama hala konuşamadık. Ya daha çok iletişimle bunu halletmeye çalışıyoruz. O iletişimi de Kur'an'a ve sünnete göre ölçü yaparak o problemi çözmeye çalışıyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir problem olduğunda ne yapıyorsa o şekilde yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten de tesirli oluyor. Bu noktada en önemli şey iletişim abi. İletişim olmazsa olmaz abi. Mesela ben o gün bir şey yaşıyorumdur ama ben bunu anlatmıyorumdur. Karşıdaki bunu farklı bir şey zannediyordur. Bu da suizana sebep oluyordur. Ama ben o gün o durumu anlatsam halbuki olay çözülecek. Ya mesela geçen yaşadığımız, herkes baktım bana suizan bakıyor. Dedim oğlum hayırdır, niye bakıyorlar bana böyle? Dolayısıyla haklılar da. Şimdi ben sıcağa gelemeyen bir insanım. Yaz aylarında gerçekten akşamları yatamıyorum sıcaktan dolayı. Dolayısıyla sabah bazı zaman kardeşlerle birlikte program yapamıyorum. Kardeşler de buna binaen bana suizan yapıyordu. Ben yapmadım. Ama ben o noktada hemen olayı hemen açıkladım. Ortadan suizan kalktı. Yani iletişim bu noktada iyi. Aslında problem ne biliyor musun dostum? Nefsimizle iletişim halinde olduğumuz için kardeşlerle iletişim haline geçemiyoruz. Kim? Sen? Ben? Valla. Benimle aranda bir problem var. Nasıl aranı düzeltmeye çalışıyorsun? Sana geliyorum. Abi benim şöyle böyle şeyim var. Ben söyleyeyim mi senin ne yaptığını? Tamam. Abi şey ihtiyacım var mı? Yemek yer misin? Su içer misin? Çay içer misin? Gelip oradan benim kanıma girmeye çalışıyorsun sen. Ya bunu yapıyorsun değil mi? Bunu zorla söylettiriyormuşum gibi olmaz mı? Hasan öğretici. Yani ben Hasan abiyle bir problem olduğu zaman, yani yapmıştım bunu. Yani onu güzel bir dille anlatınca ve o düşüncem belki yanlış da olabiliyor ama güzel bir dille anlatınca çözülüyor aranızdaki problem. Zaten Hasan abi de öyle bir şey olduğu zaman ters tepmiyor. O da seviyor yani onu. Kendisine söylenilmesini seviyor yani. Peki Ahmet abiyle? Ahmet abiyle iletişim kurarak. Diyelim benim ona karşı bir saygısızlığım oldu veya onun bana karşı yanlış bir sözü, yani benim zoruma gidecek bir cümle kullandı, bir şey oldu. Gidip abi sen böyle söyledin hani benim hoşuma gitmedi dediğim zaman veyahut da abi hani ben o gün böyle yaptım ama sana saygısızlık ettim kusura bakma dediğim zaman Ahmet abiyle çok iyi bir şekilde anlaşabiliyoruz yani. O seviyor zaten. Aynen. İletişim kurduğumuz zaman Ahmet abiyle o noktada şey oluyor yani, daha iyi oluyor. İletişim aradaki bağ daha kuvvetli oluyor.
Mazlum Doğan. Mazlum Doğan da sen tam bir ekip adamısın. Yüzüm burada diye söylüyorum. Ekip ruhu, tam böyle bir aile. Yani burası gerçekten senin için bir iş yeri değil de yuva yani. Dolayısıyla problemleri de hani umumun içinde o zor anında o desteği nasılsın? İşte bak ben buradayım. Onun hissedilmesi lazım yani. Böyle şey de değil böyle hani ne oldu neyim var falan değil de böyle kardeş gibi böyle teselliyi umumun içinde alsan olur yani sen. Yalnız hissetmemen lazım o herhalde o sıkıntılarla. İbrahim'le nasıl çözüyorsun? İbrahim'le gerçekten olayları daha hızlı bir şekilde çözebiliyorsun. İbrahim hani bu iş nefisten mi, kalpten mi bu ayrımı iyi yaptığından dolayı olayları daha çabuk çözebiliyorsun. Bir de İbrahim hani birisi ona kötülük yaptığı zaman karşıdaki kişiye kötülük yapan bir insan değil. Her zaman iyilikle yaklaşmaya çalışan birisi olduğu için olayları daha hızlı ve güzel bir şekilde çözebiliyoruz. Ahmet abiyle aranda bir problem olduğu zaman ne yapıyorsun? Örnek vereyim, sana söylüyorum. Sen Ahmet abi söylüyorsun. Yine gidip şahsi konuşuyorum. Benimle aranda mesela bir problem olduğu zaman. Seninle aranda bir sıkıntım olsa veya bir düşmanlığım olsa kesinlikle sana karşı bir hürmet göstermem gerektiğini anlarım ve sana karşı hürmet gösteririm. Sözüne itimat ederim o an. Evet. Sözüne itimat edersem de... Görüldüğü zaman bir insanın da o adamı daha da rahatlatacak hareketler yapmış. Aynen. Ben diyorum. Hürmet görsem bir karşıdan ona karşı daha çok şeyim aynen artar yani. Adam yani bana karşı bir şey yapıyor ki evet, aranın düzelmesini istiyor. Ben de daha çok aranımızın düzelmesi için onu görürsem hareket ediyorum ben, ederim yani. Evet. Ama bu soruya mesela şunu da ekleyebilirim. Mesela herkesin yaşadığı bir problem vardır. Herkes birbiriyle bir sıkıntı yaşıyordur. Bunun kesinlikle çözümü iletişim yani. Ben bunu kesinlikle kanaat getiriyorum. Çünkü ne kadar sorun yaşadıysam herkesle iletişim haline geçerek o sorunları çözdüm. Ahmet abiyle aranı nasıl düzeltiyorsun? Yani Ahmet abiyle aramı nasıl düzeltiyorum? Yani Ahmet abi şunu istiyor. Herkesten onu istiyor. Kendisinde bir şey gördüğümüz zaman bu iyi olsun kötü olsun kendisine gelip söylenilmesini istiyor. Odasına gidip ya da kendisini çağırıp. Hani böyle bir şey olduğunda ben Ahmet abiye konuşabilir miyiz hocam diyor mesela. O da sağ olsun göndermiyor. Kırıcı bir şekilde de davranmıyor. Tamamen sorun çözmeye odaklı bir şekilde. Eğer haksızsa zaten bunu hemen özür dilerim demesini biliyor. Hani haklıysa da ben mecburen yanlış anlamışım, özür diliyorum. Böyle Ahmet abiyle aramızı şey yapıyoruz, düzeltiyoruz yani. Çektiğiniz için canı sıkın olduğunu gördünüz. Ona nasıl davranıyorsunuz? Dövüyorum. Ahmet abi gelecek. Ben de öyle hissettim ya. Evet. Aha sen, az öncekiyle aynı oldu. Yani şöyle, Mazlum Doğan bu noktada canı sıkın olan adamı yalnız bırakmayan bir adam ekipte. O yüzden canı sıkın olduğu zaman da halini hattını sorulmaması onu çok yıpratabilir. O yüzden halini hattını sorulması lazım. Yalnız olmadığını hissetmen lazım. Vallahi Ahmet abi geldi ya. Yemin ediyorum Mr. Abdel Buk oldu. Ahmet abi gelecek. Ben de öyle hissettim ya. Onun canı sıkın olduğunu görünce ne yaparım? Gidip abi yapabileceğim bir şey var mı yani? Bir sıkıntım var, ne oldu? Yanında olduğunu hissettiririm yani. Onu o dertlendiği, sıkıntı ettiği şeyle baş başa bırakmamaya çalışırım. Hasan Hüseyin öğretici. Ben aslında biraz enanetli biriyim herhalde. Çünkü mesela birisi bir sıkıntı yaşadığında çok mesela gidip onun derdini falan dinlemiyorum. Sen aslında enanetli değilsin, sen içine kapanıp böyle sessiz ya, içine yani yaşıyorsun. Aslında o karşı tarafın sorununu çözmediğim için söylüyorum bunu. Yoksa içime attığım bazı şeyleri tabii dışarı vurmuyorum. O doğrudur. Ama dediğim gibi mesela insanların çok böyle sorunlarını çözmeye çok alışmamışım. Bu küçüklükten gelen bir haslet. Allah Resulü kesinlikle insanların dertlerini dinlemiş, onlara çözüm sunmuş. Ben de mesela şu an sünnet olanı söyleyeyim. Kesinlikle Hasan abinin bir sorunu olduğunda, bir sıkıntısı olduğunda gidip onun derdiyle dertlenmek, onunla muhabbet etmek, onun yanında olmak, ona hürmet göstermek kesinlikle o aramızdaki muhabbeti arttıracak ve onun sorununu giderecektir. İbrahim oymak, onun canı sıkkın olduğu zaman ona ne yapıyorum? İbrahim muhabbet adamı ya. İbrahim'le gerçekten kalbi muhabbet yaptığın zaman İbrahim o muhabbetten çok lezzet alıyor. Onun çok hoşuna gidiyor bu durum. Duygusal bir şekilde konuşma yaptığın zaman İbrahim'in hoşuna gidiyor. Hasan abi. Hasan abinin canı sıkkın olduğunu gördü. Ne yapıyorsun mesela Hasan abi ya? Hasan abi canı sıkkını görmedim. Vallahi hatırlamıyorum yani. İbrahim abinin canı sıkkın olduğunu gördüğün zaman ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? İbrahim abi bir şeyin var mı? Bir tek bana soruyorum. O da yok diyor. Gideyim. Nesip Şahin. Nesip mesela sahiplenildiğini gördüğü zaman seviyor mesela onu. Nesip yani canı niye sıkkın? Gel oturalım balkonda.
balkon, bizim balkon meşhur. Nesibe öyle olduğu zaman öyle şey yapmaya çalışıyorum, Nesibe böyle açmaya çalışıyorum. Yani herkesin orada böyle nasıl diyeyim, sevdiği bir damar vardır. Oradan kabz halinde insan şeyi istemiyor, yani ilim istemiyor. Kendisine gelip nasihat verilmesini istemiyor. Gönlüne dokunulmayı istiyor mesela, çay içer misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Kişilerin özelliği ne olursa olsun o anda onu istiyor. Onu verdiğin zaman da kendini değerli hissediyor ve sana içindekileri, o hale niye girdiğini söylüyor yani. Ki o kabz halleri de zaten böyle muhabbetlerle, kardeşlere için dökmekle açılıyor. Bir joker adam da Ömer. Ömer'e yedirip içirecek. Ömer'e abur cubur. Öyle evet, cips, kola. Ömer'e oyun açacaksın. Ya Ömer maddeyle. Yani büyüdükçe herhalde şey oluyor. Böyle daha duygusal dünya, ya ne o kola cips ne falan diyorsun. Ama Ömer'e yedirip içireceksin. Ahmet abinin canı sıkkın gördüğün zaman ne yapıyorsun? Yanında olmak. Eğer yanında olursan Ahmet abinin o an sıkıntıdayken, yanında olursan Ahmet abi cidden şey yapıyor yani, senin o manevi gücünle güçleniyor yani. Yanında olman yetiyor yani ona. Peki Ahmet abinin canı sıkkın olduğu zaman ne yapıyorsun? Ahmet abinin canı sıkkın olduğu zaman ona ne yapıyorum? Daha çok halimle bunu göstermeye çalışıyorum ya. Hani yüzümün gülmesiyle, işte işlerin gitmesiyle, motive ederek, gerek sözle gerek halimle onu motive etmeye çalışıyorum. Nesib'in daha çok yaklaşıyorum Nesib'e. İşte nasılsın kardeşim, iyi misin? Halini hatırını sorarak, derdini dinleyerek o şekilde moralinin bozukluğunu gidermesini sağlıyorum. Ama bu aralar yapamıyorum Nesib hocam, hakkını helal et. Niye işten güçten, ama aksattığımı biliyorum. İbrahim abinin canı sıkıldığı zaman ne yapıyorsun? İbrahim... Şimdi İbrahim biraz şey yani, nasıl diyeyim, güçlü gözüküyor ama duygusal birisi İbrahim. Bazen mesela ona takılıyorum, senin gibi güçlü bir adam canı sıkkın olur mu, düşer mi, kimseni düşürür falan gibisinden. Orada onu şey yapmak değil aslında, o enaniyetini kalınlaştırmak falan değil de orada ona bir muhabbet sağlayıp ardından hemen muhabbete gireceğim. Ne oldu, canın niye sıkkın falan gibisinden. Yani oraya bir köprü. Zaten ben biliyorum mesela onun geçmişteki yani lakabı King Kong adam. King Kong diyorlarmış adama. Oradan bir muhabbet onun gönlüne girmeye çalışarak sonrasından nasılsın, niye böyle oldun, niye canı sıkkın şey olduğu zaman o da anlatıyor yani, ona da öyle yaklaşıyorum. Onunla hizmette ilk nasıl karşılaştınız ve neler hissettiniz? Ya benim geçmiş şeyim çok kötüdür ya. Ben hiç hatırlamam geçmişimi. Ömer gelirse hatırlarım, yukarıda oturuyordu. İbrahim geldi. Yani bu İbrahim gibi bir durum değil, ben hiç hatırlamıyorum ya. İbrahim ama şey hatırlıyorum, böyle kardeşleriyle buraya, 10 kardeşler. Babası vefat ettikten sonra buraya geldi. Kardeşleriyle beraber geldi. 5-6 kardeş erkek zaten sohbet salonun yarısını dolduruyorlardı. Geldi öyle şey yaptık da. Hani böyle ilk gördüm, ne hissettim çok hatırlamıyorum ya. Yani bu İbrahimlik değil. Mesela Hasan'ı da hatırlamıyorum. Rıdvan'ı hatırlıyorum. Rıdvan'da böyle beyaz bir gömleği vardı. Onu hatırlıyorum, kürsüdeydim. Böyle kastı kastı geldi, oturdu böyle. Geri hiç o zaman da dokundurmuyor. Geldi. Şey demiştim ona. İşte beyazlı. Dünyada her şeyi yaşadın ama bir türlü cehenneme gitmeden cehennemi yaşıyorsun burada. Aradığını bir türlü bu dünyada bile bulamadın falan. O ona çok etkilenmişti. Allah Allah. Vallahi. Onu hatırlıyorum. İbrahim kardeşiyle gelip gittiğini hatırlıyorum yani. İbrahim'e bak. İbrahim'i ilk gördüğümde yani o mücadeleciliğini hissettim yani. O duygular oluştu bende. Ve gerçekten fedakar bir kardeşimiz elhamdülillah. İşte kardeşlerini falan getiriyordu. İşte o zaman kardeşler de pek hızlılar, istemiyorlar, şey yapıyorlar. Onları getiriyordu, şey yapıyordu, elhamdülillah ilgileniyordu. Yani devamlı gelip gidiyordu. Elhamdülillah İbrahim'den o şeyi alabiliyorduk. Hakikatin arayışında olan bir, böyle isteyen, mücadele eden bir kardeş olduğunu, o duyguyu bize vermişti. Ben o duyguyu İbrahim'de görmüştüm elhamdülillah. Ve bu sorunun iki defa sana gelmesi, Mazlum Doğan. Şimdi Mazlum abi kesinlikle tam hizmet adamı. Hizmete ilk girdiğinde de mesela cidden ortalığı toparlayan, bir sıkıntıyı çözen bir insan. Mazlum abi ilk ben karşıladım, ona muhabbet besledim. Mesela Risale-i Nur programları düzenlemeye çalıştım kendisiyle. Kendisiyle bayağı ilgilenmeye çalıştım. Allah senden razı olsun. Ecmain olsun. İlk gördüğümde cidden onu şey yaptım yani, biraz gönlüme yerleştirdim yani, Mazlum abi gönlüme yerleştirdim. Bu arada akraba olduğumuzu da söyledim. Bu arada Mazlum abiden kız aldık. Belki o da... akraba olduğumuzu 2 sene sonra öğrendik. Ahmet abi. Ahmet abi ilk gördüğü sana ne dedi? Eşi vardı bilgisayarın başında. Hoş geldin falan dedi. Ondan sonra gittiğinde Sibop benden engellendi. Sen ne hissettin mesela Ahmet abi o anda? Yani çok güzel bana, çünkü... Dışarıda bunu görmeyince, Ahmet abi bunu yapınca benim hoşuma gitti yani. Buradaki ilgiyi dışarıda görmüyorum. Ve burada daha fazla gösteriyor. 2, 3 kat, 5, 6, 100 katı. Burada gösterdiğinden dolayı ben çok hoşuma gidiyor yani. Bayağı muhabbetim artıyor. Yani orada
Ahmet abinin sana gösterdiği ilgiden dolayı memnun olmuştu seni tanımamasına rağmen. İlk defa görmesine rağmen değil mi? Evet. Şimdi beni ilk İbrahim karşılamıştı. Bu kişiyle, evet, Ahmet Taha İpek. Yani Ahmet abi, ben hizmete ilk geldiğimde, hatta hizmete değil de sohbete geldiğimde ilk şurada oturuyordum, şuralarda oturuyordum. Salı günüydü, Ahmet abi yoktu. Bir yere kadar gitmiş demişlerdi. Sonra geldi, mesela Ahmet abinin o cana yakınlığı, ilk kez görüyor beni. Böyle yani şey yapıyor, elimi tutup mesela sarılmıştı. Ya sarılmalar zaten ilk yediğinde insan şaşıyor yani, erkek erkeğe bu kadar erkek birbirine nasıl sarılıyor gibisinden şaşırıyor. Ahmet abi mesela videolarda da izlemiştim. Hani böyle sohbet anlatan birisini sen şey bekliyorsun böyle. Ciddi ve bir araya bir mesafe koyar zannediyorsun ama aslında Ahmet abinin böyle direkt gelip nasılsın, iyi misin deyip sarılması, hoş geldin demesi, nereden gördün bizi, nasıl geldin, nerede oturuyorsun falan gibisinden böyle direkt muhabbete dalması ve sanki böyle önceden belli arkadaşızmış gibi davranması gerçekten çok hoşuma gitmişti Ahmet abinin. Yani orada Ahmet abiye karşı onu hissetmiştim, o yakınlığı ve eskiden belli arkadaşızmış gibi davranması beni etkilemişti yani. Ben hatırlıyorum mesela sizi gördüğümü. İlk gördüğüm an değil de şeyle, Bekir Reis ile beraber geldiğini hatırlıyorum. Bulduktan 6-7 ay sonra geldim. 6-7 ay neredeydin? 6-7 ay ne yaptın diye sormuşsunuz orada. Zaten Nesip'le liseden arkadaşsınız. Nesip'le aynı. Mesela Rıdvan'ı ilk gördüğünde neler hissetmiştin? Rıdvan abi ilk gördüğümde şöyle bir sohbet yapmıştı. Hayvan kadar olamaz. O sohbetten sonra Rıdvan abiye muhabbetim azalmıştı. O sohbetten sonra buraya gelişim gidişim de arttı yani. Evet, elhamdülillah. Ne hissetmişsin abi? İlk gördüm değil mi? Şimdi ben eski hayatımda hani bir çok rajon dönemim oldu. Bir de çok farklı böyle entel, dantel denen tipler var ya. Biraz da o tipim vardı. Şimdi ben ilk hizmete geldiğim sıralar artık hayatı vurmuş oldu. O çilekeş tarzı adamlar var ya. Öyle bir adamdım. Takım elbiseyle bir gün medreseye girdim. Ya bir baktım içerisi çok farklı. Hep genç. Yani ben dini yeri farklı bir yeri bekliyordum. Baktım içeriler falan tasarım çok tuhafıma gitmişti. Sonra baktım böyle Ahmet abi sohbet anlatıyor. Lan bu kim lan böyle dedim. Espri mespri ya bir tane içimden böyle söylüyor. Gördüm orada bir cümle söylemişti. O cümle şu. İnsan bu dünyada Allah'ın dışında yaşarsa cehenneme gitmeden bu dünyada cehennemi yaşar demişti. Orada dedim işte ya, hayatımı değiştiren cümle. Dedim cehenneme gitmedim ama içimde cehennemi yaşıyorum. Ve orada dedim ki işte benim aradığım adam bu dedim. İşte aradığım kişi bu dedim ya. Benim bütün dertlerimi çözecek kişi bu dedim ya. O da onu bu anınızı söyledi. Allah Allah. Doğru. Çünkü gerçekten o cümle beni çok etkilemişti ya. Hani cuma vaazlarına falan gidiyoruz işte. Geçen de gittik, yanacaksınız falan vesaire. Evet, yani yanacağız cayır cayır ama cehennemde değil, bu dünyada da yanıyoruz ya. Allah'tan uzak olduğum zaman gerçekten kalben ve aklen bu dünyada azap çekiyorum. Ve bak bunu ben hizmette de yaşıyorum ha bazen. Allah'tan ne zaman uzak olsam, kalbim, aklım Allah ile meşgul olmadığı zaman o günüm cehenneme dönüyor. Yani hizmetin bana vermiş olduğu en büyük katkı kalben, aklen ve ruhen rahat olmam. Peki Joker olarak? Bunu ben söyleyeyim Joker. Tamam. Rıdvan. Rıdvan içimde, o Rıdvan'ı bu şey yapamadım. Rıdvan'ı ilk gördüğümde, mesela Rıdvan o aralar böyle biraz sıkıntıda olduğu belliydi. Onu da izlemiştim mesela gelmeden önce. Şimdi insan gelmeden önce merak ediyor. Gideceğim yer nasıl, kim var, kim yok diye merak ediyor. Sonra geldim, bakıyorum böyle hani bu kardeş nerede diye bakıyorum etrafa. Yok, sohbet içinde falan yok. Sonra sohbet bitti, Rıdvan odadan çıktı böyle. Geldi böyle çayını aldı. Direkt yine böyle odaya gitti. Hiç böyle etrafındaki kimselere yani selam böyle şey yok. Ama halbuki ben bilmiyorum orada. Orada sıkıntıdaymış. Maneviyatına yükleniyormuş herhalde. Ben de şey dedim. Ne lan mı dedim, bu artist selam vermiyor etmiyor dedim. Ne sohbete gelin ne şey artist mi bu dedim. Yani Rıdvan'ı ilk gördüğümde Rıdvan öyle demiştim. Ama sonrasında öğrendim ki orada bayağı maneviyata yükleniyormuş. İnsanlarla o yüzden haşır neşir olmuyormuş. Rıdvan zaten insanlarla arası muhteşem, sahip çıktığı zaman onun o sertliği mesela, onu tutuşu falan, yerden kaldırışı özellikle çok güzel. İlk gördüğümde Rıdvan'a bu artist mi demiştim yani, Rıdvan'a kardeşim hakkını helal et. Ama sonradan böyle benim de hizmete şey olduğumu görünce, zaten onu hizmete kim sahip çıkıyorsa hemen şey yapıyor. Ki Rıdvan zaten hizmete giriş anında beni işte bayağı teşvik etmişti. Arkamda durmuştu beni,
o kafamdaki düşünceleri, o sorulara cevap vermiştir Rıdvan. Allah ondan razı olsun. Böyle olmuştu yani. Peki beni ilk gördüğünde ne hissettin? Sen ilk gördüğünde ne hissettim? Şimdi biz Muazzam Bey ise aynı lisenin talebesiyiz. İgar Ertuğ. Kanlı Nigar. İlk tanıştık zaten Bekir abiyle birlikte sohbete gelmiştiniz. İşte orada bir Nigar muhabbeti oldu. Direkt gözüme film şehirde gibi bütün Nigar'daki maceralarım, anılarım depreşti. Seni ilk görünce aklıma Nigar geldi. Bütün imtihanlarım, gençlik, ergenlik, sıkıntılar. Peki diğer kardeşlerle mesela böyle hatırladın var mı? Nesip, Ahmet abi, Rıdvan, hepsinde ayrı ayrı tabii ki canım. Ahmet abiyle mesela ilk karşılaştığımızda kalabalık bir ortamdaydık ama ondan sonraki zamanlarda yani birebir oturduğumuzda, muhabbet ettiğimizde Ahmet abiden o samimiyeti, o sıcakkanlı sevecenliği gördüm. Rıdvan ilk geldiği zamanları hatırlıyorum. Hatta Rıdvan'a kapıyı ilk ben açmıştım. Eski anda. Rıdvan teyzesi ne oluyor filan geliyordu sohbete. Rıdvan delikanlı adamdı, böyle racon takılıyordu. Bir kondurası vardı böyle. Hatta Rıdvan çok iyi hatırlıyorum. Bize İstanbul'dan şeyle, kemanla yol geçen anı çaldırı göndermişti. Kardeşim ya. Nesip de ilk zamanlar, Nesip zaten şeye gelmemişti. İlk zaten böyle sohbete muhabbete bir tane ateist vesile olmuştu Nesip'e. Vallahi ateist vesile oldu. Çocuk soruları var, şey yapıyor. Bizim de buraya gelip giden bir kardeşin kardeşi, Nesip'in arkadaşı. O diyor işte böyle böyle bir yer var götürek. Nesip de cevap veremiyor ateiste. Diyor götürek bunları şey yapsınlar işte. Nesip ateisti alıp gelmişti. Ondan sonra işte elhamdülillah ara ara gel git filan. Ondan sonra çok şükür şey olmuştu. Öyle yani elhamdülillah. Peki hocam şimdi ekipteki kardeşlerin hepsini böyle kafanızda tarttınız. Hepsini bir kelimeyle özetleyin. Mesela Rıdvan. Rıdvan gayret. Hasan Ufuk. İbrahim. Duygu. Nesip. Hakkaniyet. Ve? Mazlumdan. Aile. Ömer. Azim. Ahmet Taha İpek'i. Bir kelimeyle özetle. Tamam da Ahmet abi açıklayabileceğim birçok kelime var. Hangisini seçeyim? Evet. Abi altı çok dolu olmakla beraber yani abim. Yani bu abimin içine koy muhabbeti, koy ilgiyi, koy şefkati, samimiyeti. Doldur yani altını doldur doldurabildiğin kadar. Çünkü şimdi muhabbet desem diğer özellikleri geri planda kalmış oluyor. Yani şu özelliği deyip de diğer özelliklerini geri planda bırakmak istemiyorum. Ben bütün özelliklerini tek cümlede özetleyebileceğim. Yani abim. Rıdvan Göçer. Rıdvan Göçer. Kardeşim. Kardeşim. Hard kardeşim. Hard kardeşim. Hadi beyler haydi. İbrahim Oymak. İbrahim Oymak kardeşim, duygusal bir kardeşim. İbrahim Oymak. Duygusal da olabilir. İbrahim abi duygusal. Nesip Şahin. Nesip Şahin. Aslında bu caiz mi? Ben sanki şeyim, müftüyüm. Diyanet Şen Oskar. Aslında bu caiz mi? Peki Mazlum Doğan? Mazlum Doğan? Öv beni. Öv ben. Mazlum Doğan'a ne diyeyim abi ben? Mazlum Doğan. Sistem reis. Sistem. Ömer? Ömer oyun. Oyun. Ahmet Tayyip Bey. Tek kelimeyle özetleyeyim. Antrenör derim. Nefisle, şeytanla nasıl mücadele etmemiz gerektiğini öğreten bir adam. Allah aynen yol gösteriyor. Allah kendisinden razı olsun. Bir antrenör gibi. Hasan Hüseyin öğretici. Hasan abi. Hasan abi deyince Gazikent geliyor aklıma. Niye? Çünkü Gazikent'teki o gelen arkadaşlarla en fazla ve en güzel bir şekilde Hasan abi ilgileniyor yani aynen. O noktada ki ben de Gazikent'e biraz önem veriyorum biliyorsun. Evet. Önem verdiğim için Hasan abinin oraya değer vermesi benim hoşuma gidiyor yani. O yüzden. Rıdvan abi dediğim gibi içsel. Hard. Hard. İçsel olmaya çalışması benim hoşuma gidiyor Rıdvan abi. O içselliği. İbrahim'in sakinliği. Ömer. Ömer fantazi adamı ya. Adam yemeğe ketçap sıkıyor, mayonez sıkıyor. Nar ekşi bulsa nar ekşi sıkıyor. Kimyondur, tuzdur, biberdir ne bulsa atıyor. Biraz. Gereği ben de söyleyeyim yüzüme karşı. Video geliyor aklıma ya Mazlum abi. Sen videolarla ilgileniyorsun ya sürekli. Çünkü sen sürekli bir şeyde araştırıyorsun bunları, senaryosun, şey olsun. Ahmet Taha İpek bir kelimeyle anlatamazsın ki Ahmet abi. Yani ne diyebilirim? Öz abi diyebilirim. Öz abi. Bitti. Öz. Rıdvan abi can yoldaş. Nesip? Nesip derttaşım benim. Derdimi dinleyen adam. Hasan Hüseyin. Hasan abi yol göstericim. Ben? Sen Mazlum abi bu davada toparlayıcım.
Ömer. Ömer eğlenceli bir çocuk. Eğlenceli. Ahmet abi bir kelimeyle özet. Uhuvvet. Uhuvvetliğe çok önem veren birisi. Hasan Hüseyin. Davanın yürümesi. Dava. Dava. Nesip Şahin. Hak'tan yana olması. Yani hakka çok özen göstermesi. Adalet. İbrahim Orman. Duygusallık. Peki. Mazlum Doğan. Disiplin. Ama o disiplinin nefsine kullanmasını da istiyorum. Oğlum niye benim göbeğimden karşındayım? İnsan sevdiğine karşı her zaman doğru söylermiş. Dost acı söylermiş değil mi Tahir'i? Peki Ömer? Ömer gayret. Gayret gayret. Ömer gayret. Ahmet abi bir kelimeyle özetle. Baba. Hasan abi. Maddiyat. Maddiyat. Esir abi. Merhamet. Şefkati. Tamam. İbrahim. After geliyor da. Şey, güzel davranan, acıyan, öyle diyeyim. Sağ ol. Rıdvan abi. Ciddi. Hot. Hot. Başsın sen. Baş. Ha, güçlü. Baş olan Allah olur güzel. Ne senin bunları? Tamam. Mesela Ahmet abi kaptan. Bir futbol takımının kaptanı olur. Kaptan onların şeyi olur ve yönlendirir böyle. Ahmet abi o mesela yönlendirmesi, alemimizde tıkalı olan yerleri açması ve bize yol göstermesi bakımından bize mesela kaptan oluşu, o yol göstericiliği güzel. Yani kaptan, o zaten kaptan. Hasan abi de mesela bilgi, Rıdvan, Rıdvan Dinamo, İbrahim Halim, Nesip titiz, o hak, hukuk şeylerinde böyle titiz, adalet de, adalet de olabilir. Yani titiz diyebilirim Nesip. Ömer, eğlence. Ömer eğlence. Sen kaldın, sen de kardeş. Kardeş, evet. Evet Tahir'i, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Tahir'i, kendinden bahsedecek misin, ben bahsedeyim mi? Ben Tahir'i, Muhammed Tahir İpek adım aslında ama bana Tahir'i diyorlar. Abimin kardeşiyim, Ahmet Tahir. Ahmet. Ahmet abimin kardeşiyim. İki haftadır buradayım. Aslında daha önceleri de buradaydın ama. Ben 2 sene önce de buradaydım ama 2 sene önce hizmete gelmemiştim. Daha çok maneviyata gelmiştim. Tahir'ciğim, şimdi seninle hiç kağıt çekmeyelim. Şöyle abilerinden mesela, abinden başla mesela. Abinin hizmette nasıl görüyorsun? Mesela abinin sevdiği, sevmediği hareketler. Böyle bir değerlendirme yap mesela. Sığınan birlik dairesini değerlendirecek olursam. Şimdi genel olarak değerlendirecek olursam, ben buranın kardeşlik, böyle birlik ortamını çok sevdim. Sosyallik açısından, işte beraberlik açısından çok güzel bir yer. Abilerime bakacak olursam, abim benim için bir birleştirici gibi geldi. Yani motive edici, hizmetteki abilerimi cesaretlendirici birisi olarak geldi. Mesela Rıdvan abi de çok gayretli biri. Yani kolay kolay vazgeçmeyen, bazen zorlanabiliyor. Hatta bunu yansısa da biliyor ama gerçekten gayretli biri. İbrahim abi cüsseli böyle ama hassas birisi. Kendisi çok sevecen birisi. Mazlum abi anlatılamayacak kadar güzel. Bu şekilde. Nesip abi mesela disiplinli. Hasan abim de bence çok bilgili birisi. Yani bildiğini yansıtabilen birisi. Ömer benim yaşıtım. Aynı doğumluyuz. Onunla da iyi anlaşıyoruz. Oyun oynuyoruz vesaire. Video, beraber video kesiyoruz mesela. Video paylaşımı yapıyoruz. Buradaki abilerini tek kelimeyle sen de özetle. Mesela Ahmet abini tek kelimeyle. Buradaki abilerimi tek kelimeyle özetleyecek olursam Nesip abiye disiplin derdim. İbrahim abime gayret derdim. Rıdvan abiye azim derdim. Hasan abiye bilgi derdim. Abime motive derdim, motive. Sana da abi babacanlık, sevecenlik derdim, samimiyet. Ömer. Samimiyet aynen. Ömer, Ömer'e uyku derdim çünkü uyku açısından çok sıkıntı çekiyor bence. Tamam, Tahir'im bu kadardı. Yani 2 haftalık gözlemlerim bu kadar. Biraz daha buradayım. Bir 2 hafta sonra yine çıkacağım karşınızda. Benden kurtulamazsınız. Tamam, teşekkür ederiz Tahir. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tamam hocam, teşekkür ederiz. Rica ederim. İnşallah başka konseptlerde görüşmek üzere. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Bunları tekrar içine koyuyorum. He, içine koy. Teşekkür ederim Hasan. Rica ederim. Allah razı olsun. Senden de inşallah abi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Allah razı olsun. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başka son olarak söyleyeceğim şey. Sığınan birliğin konseptleri, içerideki uhuvvetimizi dışarıya yansıtacağımız konseptler devam edecek inşallah. Sizler de aklınıza böyle konseptler gelirse, geldiği zaman bize mesaj atabilirsiniz. Sizin kafanızda oluşturduğunuz konseptleri burada videoya dökebiliriz inşallah.
Selamünaleyküm. Allah razı olsun Tahir'cim.